Sudan'daki çatışmalar, işte o çatışmalar nedeniyle Türk vatandaşlarının tahliyesi de sürüyor. İlk etapta 176, ikinci etapta 305, üçüncü etapta ise 203 Türk vatandaşı yurda döndü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da açıklama yaptı. Çünkü diğer ülkeler de mesela orada bulunan vatandaşlarını tahliye etmek istiyor ama bu kadar hızlı davranamadılar. Dolayısıyla tahliyelerde 40'a yakın ülkeden talep geldiğini söyledi Bakan Çavuşoğlu. ABD devreye girdi. 48 saat süren yoğun müzakereler sonrası Sudan ordusu geçici ateşkesi kabul etti. Yabancı ülke vatandaşlarının tahliyesi başladı. Türkiye operasyona ilk başlayan ülkeler arasında Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 1600'den fazla Türk vatandaşı otobüslerle Etiyopya'ya taşındı. Etiyopya'da bekleyen Türk vatandaşları için Türk Hava Yolları'na ait bir uçak İstanbul'dan havalandı. Havalimanında çiçeklerle karşılanan Türk vatandaşları aileleriyle kucaklaştı. Ülkeye dönüşleri için gösterdikleri gayretlerden dolayı yetkililere teşekkür ettiler. Türk Büyükelçisi sağ olsun, Etiyopya'daki bayağı yardımcı oldu bize. Çok duyguluyuz vallahi, sevinçliyiz. Çok şükür sağ salim geldik memleketimize. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da tahliye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karayoluyla Etiyopya'ya getirdiğimiz vatandaşlarımızın hepsi sınırı geçti. Orada hemen yakında bir havaalanı var ama büyük uçaklar inemiyor. Oradan Etiyopya hava yollarıyla Addis Ababa'ya aktarıyoruz. Addis Ababa'dan Türk Hava Yolları ile ülkemize getirmeye başladık. Farklı ülkelerin vatandaşlarına da yardımcı oluyoruz. Şimdi bir grup vatandaşımız da otobüsle beraber Port Sudan'a, oradaki yığılmalardan dolayı Port Sudan'dan da gemiyle Cidde'ye geçireceğiz. Çavuşoğlu Sudan'dan tahliye için 40'a yakın ülkeden talep geldiğini, onlara da yardımcı olunduğunu söyledi.